yapamadığını gariban yumruk yaptı yani. Hocam gerçekten ağzım açık dinliyorum, farkındaysanız. Yani bunları şunun için anlatıyorum. Yani bir insan bir şey istesin. O hayalleri var ya, o hayalleri olmayan insan kendi çizgisini aşamaz ya. Şimdi ben bu kafayı hiç vazgeçmez misiniz hiç siz? Hiç vazgeçmem. Rahmetli dedeme de hep sitem etmişim dedi. Niye benim adımı Yılmaz koydun sen? Çünkü yani o kadar inatçı bir yapı var ki yapacağım ben. Yani olur, ben niye değilim falan filan. Böyle bir yapı bu. Harika. Çok şükür düşündüklerim oldu. Hep hayal kurardım. Sonra Almanya'dan döndünüz. Almanya'dan geldik. Bu sefer kabul Almanya ettiler mi? Almanya zaten bir acayip bir yaşam tarzı. Şunu ben gençlere tavsiye ediyorum. Yani ülkemizde 216 yakın üniversite var. Mesela Kadıköy'den bir çıkıyorum. Karşı bizim Atatürk Havalimanı'na kadar hemen ben yolun kenarında var zaten 50 tane. Tabii. Yani apartmanlar bir tane, üniversite. Bir tane koyan üniversite oldu. Onlar da tabii rektörler arıyor diyor. Ya hoca biz seni işte anket yaptık. Bütün çocuklar gelmeni istiyor. Ya buraya ne bilim adamları çağırdık, gelmiyorlar, seni istiyorlar. Ya tamam da Uğur, Ağrı, Diyarbakır, Antep yani... Ülkenin bayağı bir zahmetli gidişi olan yerine tamam diyoruz, gidiyoruz. Çocuklarla konuşuyoruz. Hep benim Fahri Korutürk'ün o söylediği rahmetin. Biz gençleri yakaladılar mı böyle gelişmişler, yetişkinler? Karşılanla alıyorlar. Öyle bir ahkam kesiyorlar ki. Siz yarının geleceği, ülkenin geleceği. Mesela bizim dönemimizde konuşanlar bizim geleceğimizle ilgili hiçbir şey yapmadılar. Maalesef yapmadılar. Şimdi ben gidiyorum, konuşuyorum. Ulan ne diyeyim ben şimdi yani? Bunlara bir geleceksiniz falan deme şansım var mı benim? Açık konuşuyorum diyorum. Çocuklar, Allah aşkına. Geleceğiniz falan değilsiniz siz. Herkes kendini kurtarsın, baksın başının çaresine benim yaptığım gibi. Gidin kendiniz araştırın. Bir kere buradan gençliğe şu tavsiyem var. Gidin yurt dışına. Ülkeyi terk etmek adına değil, oradan tekrar geri gelin. Sakın orada kalmayın, orası bize ait değil. Oranın hiçbir güzelliğine ortak olamıyorsunuz. Siz yabancısınız. Sizi orada zaten önemli pozisyona getirmiyorlar. Kendi vatandaşı varken çok haklılar. Önce benim vatandaşım diyor. Yoksa... Ama öğrenin bak, ve Avrupa'da deneyim sıralama şu diyorsunuz. Önce kendi vatandaşım. Yoksa Avrupa Birliği vatandaşları, yoksa Hristiyan ülkeler, yoksa Suriyeliler, en sonunda Türkler. Bakın dışarıdaki prestijimiz bu maalesef. Bizleri öyle çok ciddiye almıyorlar. Neden? Tabii ki Müslüman bir ülke olmamız, onlarla aynı inanışa sahip olmamız çok etkiliyor bunu. Yani kendi şeylerini kurmuş adamlar. Biz de işlerine girmeye çalışıyoruz. Onu almıyorlar bizi. İstemiyorlar ya. Kendinden görmüyor. Yaşam tarzım farklı, inanışım farklı, her şeyim farklı onlardan. Yani istemiyor adam seni. Yani sana para gidin, kazandırır. Öğrenin, geri gelin. Sana para kazandırırlar. Restoran açtırırlar, fabrika açtırırlar. Para kazanmana müsaade ederler ama sosyal statünün içine sokmazlar seni. Sokmuyorlar ha. Yani çok ender vardır böyle içlerine girmiş ender insanlar. Ender de olsa var evet. Onlar da mı zaten Türklüğünden çok oranın vatandaşı olmanın ön planda olduğunu doğru, ifade da, edenler da, oluyor. Var. Doğru. Maalesef hayat böyle. Yani benim çocuklara söylediğim bu. Gidin kendinizi geliştirin. Farklı kültürlere yaşayın. Kendi kültürünüze kıyaslayın. Sorgulayın her şeyi. Öyle aptal gibi bakmayın bir şeylere. Sorgulayın. Deyin ki doğru bu mu? Aa, benim kültürümde bu tarafı çok iyi. Ama buradaki bu daha iyi. O zaman siz de başka bir şey oluyorsunuz. Başka bir düşünce tarzı, başka bir yaşam felsefesi. Yani birileri gel peşimden dediği zaman gitmeyecek bir yapıya kavuşuyorsunuz. Kendi özgür iradenize bakıyorsunuz, olayları oluyor. Yani kişi olmak da bu olsa gerek ya. Yani evet. Maalesef ülkemizde eğitim denilen konuda... Futbolcularınızla da böyle konuşuyor musunuz? Orayla buraya. Tabii benim oyuncularıma konuştum bunlar. Hep hayatı anlatıyorum onlara. Kendi farkındalıklarını bilsinler, nereden geldiklerini. Benim mesela oyuncularda çok kızdığım bir şey var. Kızmayı da hakkımız yok. Çünkü biz onlara bir şey vermedik ki. 15-16 yaşına geliyor çocuk. Aa süratli, aa çabuk, iyi topa vuruyor. Gel oğlum sen bu tarafa diyoruz. Ona bu işin kültürünü öğretmeden, ona sporun ne olduğunu ifade etmeden hemen bakıyoruz. Eline 2 milyon euro para veriyoruz. Adam da çok önemli bir tiyatrocu olması lazım. Çünkü o kadar çok sınıf atlıyor ki. İşte holding sahibi bilmem ne futbolcu oluyor. Adam işçi sınıfının içindeyken bir sınıf atlıyor. Bir sınıf daha. Çocuk oraya uyum sağlaması mümkündür. Oranın inanışı başlı, maddeye bakışı başka. Çok küçükler orası değil çok mi başka. Bunun için? Tabii ki. Evet. Şimdi bu çocuklara veriyoruz parayı. Bunlar şimdi bu parayı çocuk arkadaşı istiyor, asker arkadaşı istiyor, ailesi istiyor, o istiyor. Vermese parayı onları kaybedecek, verse parayı kaybedecek. Yani inanın futbolu bıraktıktan sonra çoğu çok zor durumda kalıyorlar. Ve o çocuklara üzülüyorum ben yani. Ve tabii farkında değiller. Para ve şöhret...
onları var ya biz vanadan şükür ya Allah tamam sana. Evliliklerinde çok başarılı olmuyorlar. Çünkü bir kadına vakit ayırman lazım. Kadın ilgi ister. Yani sen onda sen bir kampa gidiyorsun, iki ay evde yoksun. İşte evlenmişsin, bir yuva kurmuşsun, çocuğun olmuş, ailenle ilgilenecek zamanı yok. Yani çok zor bir meslek futbolcu, gerçekten. Çok da genç bir şeyin sahibi olunca. Dolayısıyla ben onları anlatıyorum. Bakın mesela hala babaları madende çalışıyor, fabrikada 4.250 lira asgari ücrete kendileri... Hala o kazandıkları para. Hemen iki dakikada telefon değiştirilir, araba değiştirilir. O kadar çok para kaybediyorlar ki. Bir bakarsın bir şeyler yapmışlar, abartılı şeyler. Yapmayın. Siz yapmadınız yavrum. Mı? Yok. Böyle yaşamadınız yaşamadım hiç? Yaşamadım öyle. Yaşamadım çünkü ben Fenerbahçe Galatasaray'da oynamadım. Orada çok para kazanırım. Peki acaba oynasaydınız yapar mıydınız? Babam mesela yapmıştır kesinlikle. Yaptı. Peki şimdi Almanya'dan döndünüz. Döndük. Bu sefer kabul gören bir teknik insan olarak mı, bir futbolcu olarak mı? Yok, kabul gören olmadım hala. Hala kabul görmüyorum. Hala yani. Olmadınız. Olmadık. Çünkü Türkiye'nin bilgiye, eğitime saygısı yok. Mesela çok üzüldüğüm bir konu var. Futbol Federasyonu bir eğitim işi o işlenmiş. Bir eğitim dairesi diye bir bölümü var. O konuda işte futbolu bırakanlar veya antrenör olmak isteyenler şartları uygunsa müracaat ediyorlar. Onlar da eliminasyona tutuyor. Onları işte bizim en düşük lisansımız şu anda C lisansı. Lisanslara giriyorsunuz. Ve şu kadar şunu yaparsan şu kadar sene sonra B'ye. Şu kadar şunu yaparsan şu kadar sene sonra A'ya. Şu kadar şunu yaparsan şu kadar takım çalışacak şartları var. Pro lisans yapıyorsun ve Süper Lig çalıştırma imkanı. Şimdi bakıyorsunuz kardeşlerimiz bugün futbolu bırakıyorlar. Bırakmadan mesela bir kardeşimiz Antalya Spor'da antrenör oldu. Tabii ki ol. Dünyanın en ünlü kulübünde top oynamışsın. Almanya'da doğmuş büyümüşsün, yabancı dilim var, sana yakışır bu en güzel şekilde, helal olsun, sen yap yeni tekim, lisans yapmadan ne haldesin, Türkiye'nin en başarılı hocası olsun, Galatasaray'da ismin geçiyor ama eğitim bu vahiyle öğrenilmiyor ki. Senin o pratikteki gördüklerinde bu olmuş ama senin bir kere kural bozmaman lazım. Ben 1986 senesinde Almanya, Arjantin'de galiba Dünya Kupası oynayacak. Franz Beckenbauer, Almanya'nın ilahı, efsanesi, lisansı yok diye. Almanya kıyameti kopardı, bunu nasıl milli takıma getirirsin diye. Ben de A lisansı yapıyordum Kayserau, Dortmund'da. Onlar da oraya geldiler. Milli takım hem orada kamp yaptı hem Beckenbauer'e lisans yaptırdılar. Kötü bir örnek olmasın diye. Yani şimdi abicim, yani bu millet nasıl bakıyor, biz nasıl bakıyoruz? Bugün Süper Lig'de 6'ya yakın kardeşimiz futbolculuk geçmişleriyle antrenörlük yapıyor. En 6-7 tanesi de bir alt ligde antrenörlük yapıyor. Ya bir şey kuralsız olur mu? Ha şöyle yapın. Deyin ki bu çocuklara. Arkadaşlar bundan sonra futbolu bırakan yarın antrenör olabilir. Sorun yok. Kurallaştırmışım. Tamam, saygı duyar herkes. Ama sen Türkiye Futbol Federasyonu olarak bunu teşvik edersen o zaman eğitim denilen şey. Bir de şu tezle. Mesela milli takıma bir hoca getirildi. Stefan Kunz. Değil mi? Neden yabancı tercih ediliyor? Türkten tam daha çok soracaktım. Biliyor diye. Değil mi? Tez bu olsa gerek ya. Türk'ten daha iyi yapabilir. Türk'ten daha yetenekli, bunu daha iyi öğrenmişler. Öyle mi? Tez bu değil mi? Yani niye başkası, niye Türk olmaz? Bunu 20-30 bine yakın antrenör var bu ülkede. Niye o değil? Bu tezden bakarsanız Futbol Federasyonu şunu demek istiyor galiba. Bizim eğitimimiz yeterli değil. Sizleri yetiştiren kurum biziz. Dolayısıyla biz bunu çok iyi bildiğimiz için siz yapamıyorsunuz. Biz yabancı getirmek zorundayız. Ben böyle algılıyorum. Evet, siz bir de diyorsunuz ki bu konuda ben Türkçe anlatamıyorum, onlar nasıl anlatacak yani, diyorsunuz. Yani. Milli takıma yabancı hoca alınacaksa benim de Alman vatandaşlığım var diyorsunuz. Yani ironiyi de anlamıyor ironi yapıyorsunuz, şimdi, anladım onu. Ama bir yabancı teknik direktör meselesine bir bakalım isterseniz. Yani mesela şimdi de daha çok yeni Fenerbahçe'ye Jesus geldi. Geldi. 7,5 milyon euro. 500 bin euro biz istesek anamıza mı küfür ediyoruz diye yüzümüze bakarlar. Yani senin değerin yok ya milletin gözünde. Çünkü onlar da biliyor Türkiye'de doğru antrenör yetiştirilmediğini. Yani büyük bir camiayı. Şimdi mesela İsmail kardeşimiz Fenerbahçe'de tarihinin belki en başarılı dönemini yaşadı. Yani 14 maç kaybetmeden arkadaşımız ikinci olması dahi mümkün olmayan bir takımı neredeyse 7-8 puan fark arada ya kapattı. Yani biraz zaman olsa belki
neredeyse Trabzon'u geçecek hale getirdi. Ve bu kardeşimize bugün, dün mü ne, Mali Kongre galiba var, bir şey vardı. Hı. Orada teşekkür edildi, sağ ol kardeşim dendi ve Jorge Jesus diye bir beyefendi geldi. Adamın